Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Konumuz kar zarar problemleri. Kar zarar problemlerinin temel kısmını 3 video ile anlatacağız. Geri kalan bir videoda arkadaşlar yeni nesil sorular olacak. Notlarınızı sıkı bir şekilde almanızı istiyorum. Hadi şimdi kar zarar problemlerinden girelim arkadaşlar. Kar nedir? Zarar nedir arkadaşlar? Bakalım. Kar dediğimiz şey arkadaşlar alış fiyatından fazlaya satılmasıdır. Zarar dediğimiz olaysa alış fiyatından eksiye satılmasıdır. Yani ben 100 liraya aldığım malı 120 liraya satıyorsam ne yapacağım? Bundan kâr etmiş olacağım. Şimdi biz yüzdeyi gördük arkadaşlar. Siz de kısa kısa değineceğiz bakın. Desin ki bana %10 kâr. Aslında %10 kar nedir biliyor musunuz? Şöyle dersek, bakın bir tane x'in olsun arkadaşlar. Malın x olsun. X artı x çarpı 10 bölü 100'dür. Yani şu bizim için arkadaşlar %10 kar anlamındadır. Yani %10'unu alıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyoruz. %10 kar anlamında. Misalen desin ki bana %20 zarar. Yine malımız x olsun arkadaşlar. Ne diyeceğiz? X eksi x çarpı 20 bölü 100. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? %20 zarar olacaktır. Bu kadardı. Ha şimdi biz bunları nasıl anlatacağız? Uzun uzun. Diyelim ki x liraya bir mal aldık. Ha, arka sayfadan devam ederiz de. Size hem bunların kısa yolunu da göstereceğim arkadaşlar. Arka sayfadan devam edelim. Kar zararı o şekilde açıklamış oluruz. Misalen 80 liraya aldığımız bir malı %30 karla. Şöyle kısa kısa size not tutturayım bakın arkadaşlar. Malımız 100x olsun. Şimdi %20 kar elde etmek arkadaşlar. Bunun neyini almaktır? %20'sini alıp eklemektir değil mi? O zaman ben buna şöyle diyeceğim. 120x diyeceğim. Güzel. %10 zarar ne demektir? %10 zarar. %10 zarar demek arkadaşlar. 100'ün %10'unu aldık 10 yaptı. Çıkartıyoruz. Yani 90x'ini almak demek. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? %25 zarar olsun tekrar. Ne olacak tekrar? 25'ini çıkartıyorsun. Tamamına 100x dediğin için. Buradan kaç kalacak? 75x kalacaktır. Ya da %10 ya da %15 kar olsun. Ne yapıyorsun? %10'un %15'ini aldığın zaman arkadaşlar 15x mi ya da 115x gelecektir. Mantığım bu. Ha şimdi benden soruya geçeyim bakalım. %80 liraya alınan bir mal %30 karla mı satılıyor? Şimdi %30 karla satılıyorsa ben bunun neyini alacağım arkadaşlar? %130'unu alacağım değil mi? Tamamını bulmak için. Misalen %20 karda ne yapacağım? %120'sini alacağım. Hani eklemiş olacağız. %60 zararda arkadaşlar. %60 çıkarsa %40'ını al anlamındadır bu. Ya da %40 zararlı alırsak ne yapacağız arkadaşlar? %60'ını alacağız. Mantığın umarım oturmuştur. Tamamını 100 diye düşünüyorsun. %30 kar derse 130 diye alıyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 80 çarpı 130 bölü 100'den zaten sıfırlar birbirini götürse kaç kalacaktır? Buradan 104. Yüzde problemlerinde gördüğümüz gibi şöyle de yapabiliriz. 80'i %30'unu alıp ekleyebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Biraz daha pratik kazanmaya çalışıyoruz. %20'si 80 çarpı kar dediği için 120 çarpı 100'den sıfırlar giderse arkadaşlar 96 kalacaktır. %60 zarar %40'ını al demektir. 80 çarpı 40 bölü 100'den buradan da ne gelecek arkadaşlar? 32 gelecektir. %40 zarar derse de ne yapacağız yine? %60'ını alıp sorumu bitireceğim. Zaten giderse arkadaşlar malı 48 liraya satmış olacağız. Bu kadardı. Mantığım bu zaten. Hadi şimdi bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bana %10 karla 220 TL'ye satılan bir mal %20 zararla kaç liraya satılır? Bak şimdi ben bunu bir oran orantı mantığıyla yapayım arkadaşlar. Bir de formül mantığıyla yapayım. Bir oran orantı mantığıyla yapacağız.
Nasıl yapacağız arkadaşlar? Hani oranlayacağız doğru orantı. %10 karla, %10 kar neydi bizim için? %110'du değil mi? %110. Şöyle diyeceğim o zaman. 110'da %110'u 220 ise arkadaşlar, %20 zarar neydi bizim için? %80'i değil miydi? Arkada görmüştük. Evet, şöyle diyeceğiz o zaman. %80'i nedir diyeceğiz. İşler dışarı çarpımı yaptığımız zaman ise buradan şöyle bir sonuç gelecek. Zaten şunu karşılıklı bölebiliyoruz. Diğer derslerde de gördük. Burada 2 kaldı. İşler dışarı çarpımı yaparsak burası 160 çıkacaktır. İkinci yoldan nasıl yapacağız? İlk önce malın tamamını bulup ondan sonra işlemi yapacağız arkadaşlar. İkinci yoldan da formülü yapalım. Şöyle 110 kar değil mi? 110 kar 220 liraya satılan bir mal. Şimdi malımız X olsun arkadaşlar. Ne diyeceğiz? X çarpı 110 bölü 100 eşittir 220 mi? İse. Burada ben neyi bulacağım arkadaşlar? X'i bulacağım. Şu 110 ile sadeleşse 2 kalır. X eşittir 200'dür. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Tamamı. Ha, ben bunu %20 zararla satacağım. %20 zararla nasıl yapacağım o zaman? Şöyle diyeceğim. 200 çarpı %20 zararı neydi arkadaşlar? 80'ini alıp 100'e bölmekti. Bu da eşittir. Sıfırlar giderse ne kalacaktır? Sadece 160 kalacaktır. Bak ne oldu? İki yörden de aynı şekilde bulmuş olduk. Bir başka bir yol daha var. Oradan da 100x'i anlatacağım arkadaşlar. O şekilde konumuzu 3 farklı şekilde öğrenerek gideceğiz. Maliyet fiyat 120 TL olan bir kaban %15 karla kaç liraya satılır? Kolay bir soru. Kapatıp siz yapın. Daha sonra uğraşırsınız arkadaşlar. 120 çarpı %15 kar arkadaşlar ne yapacak? %115'in mi alacağız? Güzel. O zaman bu da arkadaşlar 115 bölü 100 mü gelecektir? Eşittir deriz. Tamam, şu sıfırlar birbirini götürdü. Güzel. Bunu 5'e böldük arkadaşlar. 23 kaldı. Buradan da 2 kaldı. 2'ye bölersek 6 yapacak. Çarptığımız zaman da arkadaşlar 138 gibi bir sayıya ulaşacağız. Demek ki %15 karla satarsam ben kaça satacağım bunu? 138 liraya satacağım. Devam ediyoruz. Alış fiyatı 840 TL olan bir televizyon %20 zararla. Ne yapacaksın? %80'ini alacaksın değil mi? Şöyle diyeceksin. İstersen bunu biraz daha %20 zararla dediği için bir diğer yolda yapalım. 840 çarpı 20 bölü 100'ünü al. Çarpma da uzun olmasın diye öyle yaptım. Tamam arkadaşlar, şunlar gitti. Ne kalacak o zaman buradan? 168 mi kaldı? Tamam. 840'dan da 168'i çıkarttığımız zaman 2, 6 kaç kalacaktır? 672 gibi bir sayı kalacaktır. Demek ki ben bunu %20 zararla çarparsam 672. Şöyle de yapabilirdim. Şöyle de yapılabilirdi. İkinci, her ikisini bilin diye anlattım diğerinde. 80 çarpı 100 desen yine 672'yi bulurdum. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? İkincisi. Demek ki ne yapıyoruz? Her iki yoldan da ilk önce %20'sini alıp da bulabilirsin. Daha sonra %80'ini de alıp da aynı sonucu çıkartabilirsiniz. Geçtik bir diğer soruyla arkadaşlar. %40 karla 420 TL'ye satılan bir mal %12 zararla kaç TL'ye satılır? Tamam. Bak şimdi şöyle diyebilirsin buna. Tekrar birinci yoldan zaten biliyorsun değil mi? Birincisi arkadaşlar oran orantı. Nasıl yapmıştık? %40 karla mı? %40 kar neydi bizim için? 140'tı. %140'tı. %12 zarar nedir arkadaşlar? %88'dir. Şöyle diyorsun o zaman. %140 yani 140. 140'da 420 ise arkadaşlar %88'de ne olacaktır? Tamam, burada işler dışarı çarpımı yaptığınız zaman karşılıklı bölebiliyorsun. Buradan ne kalacak? 3 kalacaktır. X eşittir o zaman 24, elde var 2, 264 liraya bize ne olacak arkadaşlar? Satılacaktır. Arkadaşlar bir şöyle ikinci bir yoldan da devam edelim şimdi. İkinci yoldan da bak şimdi malın tamamına 100x diyelim. Ya da 100A olsun.
Tamam mı? %40 kar nedir arkadaşlar? 140A değil mi? %40 kar. 140A. Tamam. %12 zarar nedir? 88A değil mi? Ha şimdi demiş ki bana %40 karla 420 TL'ye satılan. O zaman şöyle diyeceğiz. 140A eşittir. 420 ise A eşittir 3 mü gelecek? Biz bunu bulduk değil mi? Bizden ne istiyor? Zarar ettiği fiyatı. Yani 88A'yı mı istiyor? Şöyle diyeceğiz o zaman. 88 çarpı 3'ten. Bu da bizim için yine neyi verecek arkadaşlar? 264'ü verecektir. Ben ikinci yolu daha çok tercih ediyorum. Kolay bir şekilde bulabilmek için. Evet, bu bölümün son sorusuyla devam edelim arkadaşlar. %40 zararla 420 TL'ye satılan bir mal %40 karla kaça satılır? Oran orantıdan da yapabilirsiniz. Ama ben formülümüz ya özelliğimiz otursun diye 100x diyeceğim. Tamamı 100x olsun. %40 zararla nedir arkadaşlar? 60x değil mi? %40 karlı fiyatı nedir o zaman bizim için? 140x değil mi? Bizden bize verdiği 60x istediği nedir arkadaşlar? 140x. Şöyle diyeceğiz o zaman. 60x eşittir 420 ise x eşittir 7 mi? Benden bunu istiyor arkadaşlar. Yapalım o zaman. 140 çarpı 7 eşittir. Bu da bizim için ne gelecektir arkadaşlar? 980 TL'lik bir rakam çıkacaktır. Bu kadar da bu temel kısımda arkadaşlar. Temel kısmı oturttuğumuzu düşünüyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.